Soru. Deniz seviyesinin altında olan denizaltı ve balinanın denizdeki konumlarını doğal sayılar ile gösterebilir miyiz? Bunun için sizce başka sayılara ihtiyaç var mıdır? Açıklayınız. Gösteremeyiz. Bunun için başka sayılara ihtiyaç vardır. Bu sayılar negatif tam sayılardır. Alıştırmalar 1. Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen tam sayıları artı veya eksi işaretini kullanarak gösteriniz. A şıkkı sıcaklık sıfırın altında 22 derece. Sıcaklık sıfırın altında ise eksi ile gösterilir. Eksi 22 derece. B şıkkı 50 TL borç. Borç olduğu için bu da eksi ile gösterilir. Eksi 50 TL. C şıkkı 280 TL kar. Kar olduğu için bunu artı ile gösteririz. Artı 280. C şıkkı 500 TL gelir. Gelir artı ile gösterilir. Artı 500 TL. D şıkkı 400 TL gider. Gider eksi ile gösterilir. Eksi 400 TL. E şıkkı 200 TL zarar. Zarar da eksi ile gösterilir. Eksi 200 TL. 2. Eş bölmelere ayrılmış aşağıdaki sayı doğrusu üzerindeki A, B, C ve D noktalarına karşılık gelen tam sayıları belirleyiniz. Şimdi burası eksi 9 ise hemen yanı eksi 8 olacak. Burası eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, a 0 olacak. Sonra 1, 2 ve 3 şeklinde devam edecek. Evet, a'yı bulduk 0, b'yi bulduk 3, c'yi bulduk eksi 4, d'yi bulduk eksi 8, 3. Tam sayılarını negatif ve pozitif tam sayılar olarak gruplandırınız. Hangi tam sayı grubun dışında kaldı nedenini açıklayınız. Şimdi önce negatifleri yazalım negatif olanlar eksi 5 daha sonra eksi 25 daha sonra eksi 35 ve eksi 120 pozitifleri yazalım şimdi pozitif olanlar 6 8 40 82 Evet şimdi grubun dışında kalan 0 0 pozitif ya da negatif değildir sıfırın işareti yoktur, nötrdür. Tam sayıdır fakat işareti yoktur. 4. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Eksi 13'ün mutlak değeri artı 13. Eksi 13'ün sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 13 birimdir denmiş. 38. Şimdi 38'in mutlak değeri gene 38'dir. 38'in sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 38 birimdir. Eksi 43. Eksi 43'ün mutlak değeri artı 43 olur. Eksi 43'ün sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 43 birimdir. 27. 27'nin mutlak değeri artı 27'dir gene. 27'nin sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 27 birimdir. Eksi 401'in mutlak değeri 401'dir. Eksi 401'in sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 401 birimdir. 56. 56'nın mutlak değeri 56'dır. 56'nın sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 56 birimdir. 5. Aşağıdaki tam sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız. A şıkkı. Şimdi en küçükleri eksi 7'dir. Daha sonra eksi 6. Daha sonra 0. Sonra 4. En büyükleri de 12'dir. B şıkkı. Ee, en küçükleri eksi 8, daha sonra e, 3 var, daha sonra 4, sonra 5, sonra 6 gelir. C şıkkı, en küçükleri eksi 10 olur, daha sonra eksi 8, eksi 4, eksi 1, en büyükleri de artı 8 olur. C şıkkı, en küçükleri eksi 15, daha sonra eksi 12, sonra 0, 4 ve 6 şeklinde sıralanır. D şıkkı en küçükleri eksi 20, sonra eksi 5, sonra eksi 4, sonra 7 ve 9 şeklinde sıralanır. E şıkkı en küçükleri eksi 12, sonra eksi 8, sonra eksi 7, sonra 0 ve 11 şeklinde sıralanır. 6. Hava sıcaklığının değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Meteoroloji balonları Hava durumu tahminlerinde önemli rol oynar. Aşağıdaki görselde verilen P, R ve S noktalarındaki meteoroloji balonlarının konumları verilmiştir. Meteoroloji balonu R noktasının sıcaklığını eksi -1 derece olarak ölçmüştür. Evet bu eksi birmiş. Buna göre aynı anda P ve S noktalarında ölçülen hava sıcaklığının alabileceği değerlere birer örnek veriniz. Şimdi Yukarı doğru azalıyordu. O zaman P mesela eksi 3 olabilir. S de mesela artı 2 olabilir. Evet, bu şekilde örneklendirmiş olduk. 7. Aşağıdaki görsellerde verilen dondurucuların kaç santigrat dereceye kadar soğuttuğu üzerlerinde yazılmıştır. Bir aşı eksi 70 dereceden daha soğuk ortamda muhafaza edilmektedir. Buna göre aşı belirtilen donduruculardan hangilerine konulabilir? Şimdi eksi 70'den daha soğuk olacak. Birinciye konamaz. Eksi 66 daha sıcaktır. İkinciye konabilir. Üçüncüye de konamaz. Dördüncüye konulabilir. Çünkü eksi 90 ve eksi 85 eksi 70'den daha küçüktür. 8. Aşağıda verilen tam sayıları sayı doğrusunda gösterip küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Sayı doğrularında sıfıra en yakın olan tam sayıları işaretleyiniz. A şıkkı 3, 9 ve eksi 1. Şimdi sayı doğrusu çizelim şöyle. Şurası 0 olsun. Burası eksi 1 olsun. Sonra şurada bir yerde 3 olsun. Şurada bir yerde de 9 olsun. Evet. Bakın eksi 1 küçüktür. 3 küçüktür. 9 şeklinde sıraladık. Küçükten büyüğe doğru. Sıfıra en yakın olan ise eksi 1'dir. Sıfıra en yakın olan. B şıkkını yapalım şimdi. Burada 4 tane tam sayı var. Ee, şurada 0 olsun. Eksi 6 şurada olsun. Eksi 2 şurada olsun. 4 burada. 5 de burada olsun. Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Eksi 6 küçüktür. Eksi 2 küçüktür. 4 küçüktür. 5 Burada 0'a en yakın olan eksi 2'dir. 9 Aşağıda verilen tam sayı çiftlerinin arasındaki noktalı yerlere küçüktür, büyüktür veya eşittir sembollerinden uygun olanı yazarak ifadeleri karşılaştırınız. A şıkkı eksi 3 artı 3'ten küçüktür. B şıkkı eksi 7'nin mutlak değeri artı 7 olur. Bu da 4'ten büyük olur. C şıkkı 3 eksi 5'ten daha büyüktür. C şıkkı eksi 2 eksi 5'ten daha büyüktür. D şıkkı Şimdi eksi 6'nın mutlak değeri artı 6, eksi 8'in mutlak değeri artı 8, Şimdi 6 8'den küçük olur. E şıkkı. Eksi 9 mutlak değer 6'dan daha küçüktür. F şıkkı 0 5'den küçüktür. G şıkkı eksi 6 0'dan küçüktür. Yumuşak G. Şimdi eksi 3'ün mutlak değeri 3. 5'in mutlak değeri 5. 3 5'den küçüktür. H şıkkı eksi 10 7'den küçüktür. I şıkkı eksi 1 5'den küçüktür. I şıkkı Artı 7'nin mutlak değeri 7. Eksi 7'nin mutlak değeri de 7. Bunlar birbirine eşittir. 10. Aşağıdaki termometrelerde bazı illerin hava sıcaklıkları verilmiştir. Hava sıcaklıklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi en küçük Kırıkkale. Eksi 15. Daha sonra Çankırı. Eksi 10. Daha sonra Bolu 0. Daha sonra Samsun 20. En büyükleri de Muğla 35 derece. 11. Aşağıdaki verilen tam sayıları sayı doğrularını bölmeleri ayırarak sayı doğrularını da gösteriniz denmiş. A şıkkı eksi 5 artı 3 eksi 3. Şimdi hemen eksi 5'i gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu eksi 5. Şu eksi 3. Şu da 1, 2, 3. Yani artı 3 oldu. Gelelim B şıkkına. Eksi 6, eksi 7, eksi 4. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7. Bakın bu eksi 7, bu eksi 6, şu da eksi 4. C şıkkı, eksi 4 var, eksi 2 var, 2 var, eksi 5 var. Bu eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Evet bu eksi 5, bu eksi 4, şu eksi 2, 1, 2 bu da artı 2'dir. C şıkkı 2, 4, eksi 4, eksi 3, 1. Şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Evet. Burası 1, 2, 3, 4. Şu 2 olacak. Bu da 1 olacak. Evet. Bütün sayıları bu şekilde göstermiş olduk. Birinci bölüm değerlendirme soruları. 1. Aşağıdaki karşılaştırmalar doğru ise başındaki kutucuğa D. Yanlış ise y yazınız. A şıkkı. Eksi 6 küçüktür 8'den. Bu doğrudur. D yazalım. B şıkkı. Eksi 5'in mutlak değeri ile artı 5'in mutlak değeri eşittir. Evet doğrudur. İkisi de 5 yapar. C şıkkı. Eksi 9 büyüktür eksi 15'ten. Evet bu da doğru. Ç şıkkı. 5 büyüktür eksi 6 bu yanlış. Çünkü şurası artı 6 olur. 5 6'dan küçüktür. D şıkkı eksi 12 eksi 8'den küçüktür. Doğru. E şıkkı eksi 7 büyüktür. Eksi 5'in mutlak değeri. Bu yanlış. Çünkü eksi 5'i mutlak değeri artı 5 olur. Eksi 7 artı 5'ten küçüktür. 2. Kutucuklardaki tam sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Sayılar eksi 6, 0, eksi 8 ve 3. En küçükleri eksi 8. Sonra eksi 6, sonra 0. En büyükleri de 3 olacak. Doğru sıralama B şıkkındadır bakın. Doğru cevap B şıkkı. 3. Edirne, Kütahya ve Sivas'ta aynı anda sıcaklık ölçümü yapılmıştır. Kütahya'nın hava sıcaklığı Edirne'den daha fazla, Sivas'tan daha az olmuştur. Sivas'ta ölçünün hava sıcaklığı eksi 2 derece olduğuna göre Edirne ve Kütahya'da ölçünün hava sıcaklıkları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Şimdi Kütahya'nın hava sıcaklığı Edirne'den fazla, Edirne küçük Kütahya olacak. Ve Sivas'tan daha az. O zaman Kütahya'da küçük Sivas olacak. Bakın sıralamamız bu şekilde. Şimdi Sivas'taki sıcaklık eksi 2 imiş. Kütahya ve Eskişehir'de kaç olabilir? Kütahya ve Eskişehir eksi 2'den daha soğuk olmalı. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı eksi 4'e eksi 1. Bakın eksi 1 eksi 2'den büyük olduğu için bu olamaz. B şıkkı 2'ye 3. Bunlar pozitif olamaz. C şıkkı eksi 5'e eksi 3. Bakalım eksi 5'e eksi 3. Evet bakın bunlar olabilir. D şıkkı 0'a 4. Bakın bunlar da pozitif olamaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 4. Yukarıdaki eş bölmelere ayrılmış sayı doğrusunun üzerine tam sayılar yazılacaktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı L noktasına karşılık gelen tam sayının mutlak değeri N noktasına karşılık gelen sayının mutlak değerinden küçüktür. Şimdi bunları bir bulalım isterseniz. Şimdi şurası eksi 1, burası eksi 2, burası eksi 4, burası eksi 5. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde. A şıkkına tekrar bakalım. L noktasına karşılık gelen tam sayının mutlak değeri. L -2 eksi 2 idi. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2. N noktasına karşılık gelen sayının mutlak değeri. N noktasında 4 vardı. Küçüktür. Evet 2, 4'ten küçüktür. Bu doğru çıktı. B şıkkı. M noktasına karşılık gelen tam sayının mutlak değeri eksi 1'dir denmiş. Bu yanlıştır. Neden? M noktasında artı 1 var. Bakın artı 1'in mutlak değeri yine artı 1 olur. Doğru cevap B şıkkıymış. C şıkkı K noktasına eksi 5 tam sayısı karşılık gelmektedir. Evet bunu bulmuştuk. Doğrudur. D şıkkı L noktasına eksi 2 tam sayısı karşılık gelmektedir. Evet bu da doğrudur. 5. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? A şıkkı eksi 6'nın mutlak değeri büyüktür 4'ten. Evet bu doğru. Çünkü eksi 6'nın mutlak değeri artı 6 olur. 4'ten büyüktür. Doğru cevap A şıkkı. B şıkkına bakalım. Eksi 5'in mutlak değeri artı 5. Eksi 30'un mutlak değeri artı 30. Şimdi 5 30'dan küçük olduğu için bu yanlış olur. C şıkkı. Eksi 13'ün mutlak değeri artı 13. Eksi 8'in mutlak değeri artı 8. 13 8'den büyük olur. Bu da yanlış çıktı. D şıkkı. Şimdi 7 Eksi 7'nin mutlak değeri ise bu da 7 ve bunlar birbirine eşittir. Ama burada büyük dediği için bu da yanlış. Doğru cevap A şıkkıdır.